Kavga ettikleri ve ayrılacakları iddia edilen Mustafa Sandal ve Emine Sandal iddialar sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti. İzliyoruz. Yılların acısını söküp atardık, yanımda ben olsaydım. Mustafa Sandal'la çocuklarının annesi Emine Sandal ayrılık haberlerini yalanlamıştı. Mutlu çift alışveriş merkezinde soluğa aldığında basın mensupları da oradaydı. Öncelikle şeyin haberini vereyim. Emine Hanım dün 4 tane şarkı yapmıştı. O kadar güzel 4 tane şarkı. Ben bir tanesini size verdim. Şimdi arabada dinliyorduk. Evet. Bir ihtimal beraber söyleyebiliriz onu. Hani beraber söyleyelim mi bunu diye bir aramızda konuştuk. Emine Sandal Makedonya'dayken ayrılık haberlerinin çıkmasını bakın neye bağlıyor Mustafa Sandal. Sürekli orada burada sürekli göz önünde hani olan bir çift değiliz. Dolayısıyla böyle şeylerin çıkması da hani 14 senelik bir birlikteliğimiz var. Arada bir böyle şeyler de çıkabiliyor. Sağlık olsun. Biz bu uzun kariyer boyunca hani neler gördük neler. Dolayısıyla sıkıntı yapmadık. Akabinde bir itiraf da geliyor. Bizim Emine Hanım'la 14 senelik ilişkimizde kavga ettiğimiz anlar ve dönemler yok dersek yalan olur tabii ki. Hani ama şu ara o dönemlerden biri değil. Tartışmalar yaşandığında gönül alma işini genelde erkek tarafı yapar. Hemen Emine Sandal'a dönelim öyleyse. Çocuklarla zamanı geçirerek ve iyi bir babalık yaparak esasında gönlümü alıyor. Güzel hediyeler. Aynen yok ben hediyeyi önemsemiyorum gerçekten. Evet. Yani bir çalışan bir kadın olarak şey olarak hediyeleri falan önemsemiyorum. Esas küçük şeylerden mutluluk buluyorum ben. Emine Sandal Sırbistan'da bir pop yıldızı olduğunu hatırlatırken ülkemizde ise kendisini ev hanımı olarak görmelerinden yakınıyor. Türkiye'de beni çok fazla ev kadını olarak görüyorlar. Evet doğrudur bu gerçekten ben yani en önemli bir eşim ve ikinci anneyim ondan sonra eşim ve benim için gerçekten önemli bir ama ben 14 yaşından beri sahnedeyim ve bunu burada Türkiye'de bilinmediği için esasında ben hiçbir zaman eşimin yani önde demeyeyim de yani hiçbir şekilde burada kariyer yapmak istemedim. Eşi derdini anlatırken Mustafa Sandal da gözünden bile sakındığı oğullarının fotoğraflarını gösteriyor muhabirlere. Allah nazarlardan saklasın. Benim Yaman'ım Yavuz'um beni ve Mustafa'yı çalıştığımız gördüğü zaman bir gün diyecekler ki biz de çalışmak istiyoruz. Bizim mantığımız bu evliliğimizin de şekli bu. Yani onu da anlatmak istemedim çünkü gerçekten farklı bir şekilde görüyorlar. Aynen. Düşünüyor muyuz çocuklara? Evet. Hayat ne getirir? Bilemeyiz. Mustafa Sandal ise eşinin giyim tarzını ve kıyafetlerini kıskanmadığını vurguluyor. Eşimi nerede, ne zaman, nasıl kıskanacağımı iyi tahlil edecek kafada olduğumu düşünüyorum. Bu tür bir kıskançlığım olmadı benim. Olmaz da yani. Yani kıskançlığın tabii bir şeyi var. Gereksiz yere, anlamsız yere kıskançlıklar ben... ilişkileri sağlıklı bir noktaya götürmediğini düşünüyorum. İlişkileri zedeleyici olabildiğini düşünüyorum. O yüzden hani dozajında tatlı bir kıskançlık zaman zaman bir ilişkiye o motivasyonu sağlamak için olabilir. Ama onun haricinde zarar veren, ilişkiye zarar veren kıskançlıkları ben doğru bulmuyorum. Tam bu noktada Emine Sandal aklına takılan bir hususu dile getiriyor. Oyuncu olsaydım ne yapacaktın kocam? Yani evet. Bir dönemde yani, yaptınız. Bir dönemde yaptı. Yok Emine evet. Hanım'ın kendi. Bir de Lale Devri'nde yaptı. Emine Hanım'ın mayoları falan bahsederken işte bir filmde oynasaydım yani. Yok Lale Devri'nde zaten hani sen evet, oynuyordun ama. Evet onlar oyunculara bir şey denmiyor anlamıyorum bunu yani. Değil mi oyunculara evet. Onlar normal yani. Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak bir itiraf daha geliyor. Sinemada mesela bazı sahneler var. Hani söylemeyeyim şimdi siz hepiniz tahmin ediyorsunuz. Evet. Ha o işim yapmak zorunda. Ya bırak sanat. Abici. Yok öyle bir şey ya. O kadar da yani. O kadar da olmaz. Her şeyin bir limiti, bir şekli, bir olması, durması gereken bir yer var tabii ki. Yani bazı şeyler...